Bugün itibariyle İsrail'in işlemiş olduğu katliamı protesto etmek amacıyla Kayseri Meydanı'ndan, Bürüngüz Meydanı'ndan dünyaya sesleniyoruz, hükümetimize sesleniyoruz. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bugün itibariyle artık İsrail'in güçten anladığını herkes görmüş oldu. Toplumda tüm kamuoyunun Müslümanların yanında olduğunu gösterdiği bir gösteri düzenliyoruz. Tüm Müslümanlar bugün itibariyle yanımızda ve İsrail'in bugünkü katliamlarına karşı tepkilerini gösteriyorlar. Bir an önce bugün hükümetimizle dahil Müslüman ülkeleri, İslam ülkelerinin acil bir şekilde harekete geçerek İsrail'in bu katliamlarını, bu zulümlerini durdurması gerekmektedir. Buradan özellikle hükümetimize sesleniyoruz. Acil bir şekilde adımlar atılmalı, diplomatik adımlar atılmalı. İsrail Büyükelçisi derhal ülkesine gönderilmeli, İsrail'le derhal ilişkiler kesilmeli ve gerekiyorsa bugünkü tezkerenin İsrail'de kapsayacak şekilde Gazze'ye asker gönderilmesini burada bütün vatandaşlarımızla birlikte talep ediyoruz. İktidardaki arkadaşlarımız, muhalefetteki arkadaşlarımız. Mecliste bugün tezkereyi görüşürken bugün asıl gündem ise Filistin'dir. Bugün masum kardeşlerimiz bir bombayla hastanede katledildi. 800'ün üzerinde insan katledildi. Bu insanlık suçudur. Bu katliamdır. Bunun durdurulması için acilen harekete geçilmesi gerekiyor. Bunu buradan ifade ediyoruz. Kayseri Meydanı'ndan tüm dünyaya sesleniyoruz. Tüm Müslümanlara ve tüm insanlığa sesleniyoruz. Acil bir şekilde katil İsrail'in durdurulması gerekiyor. Bizler bugün sabahlara kadar buralardan gerek hükümetlerimize gerek İslam ülkelerine hepsine seslenmeye devam edeceğiz. Filistin'in dünya ile veya insanlıkla bir alakası yoktur gibi söylemlerine aldırış etmeyin. Orası bu mesele sadece Müslümanların meselesi de değildir. Bu insanlık meselesi olmuştur artık. Bugün itibariyle orada mazlum birçok insan katledilmektedir. Dolayısıyla sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın meselesi haline gelmiş bu meseleyi bütün Müslüman ülkeler çok acil bir şekilde sadece de tepkiyle değil, gerekirse askeri müdahaleyle durdurmak zorundadır. Burada başkanım toparlayalım. Burada kıymetli kardeşlerim bugün akşam itibariyle meclisimizde bir tezkere görüşmesi vardı. Hepiniz belki yakından takip ettiniz. Buradan meclistekilere sesleniyoruz. Ey meclisteki milletvekillerimiz, ey hükümetteki arkadaşlarımız, muhalefetteki arkadaşlarımız, bugün itibariyle çıkaracağınız bu tezkere sadece Suriye ile bağlı kalmasın. Bugün itibariyle çıkaracağınız bu tezkereyle Filistin'e asker göndermemiz lazım. Nasıl ki Nasıl ki 1997 yılında rahmetli Erbakan hocamız Gazze'ye asker göndermişse bugün de meclisten aynı tepkiyi, askeri tepkiyi, diplomatik tepkileri bekliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gönlünüzdeki Filistin sevgisi, gönlünüzdeki Kudüs sevgisi hiç bitmesin. İnşallah bu ayağa kalkış, bu kıyam en yakın zamanda zafere ulaşacaktır. Bununla ilgili hiçbirinizin şüphesi olmasın. Çünkü bu vaat Allah'ın vaadidir. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Yenileceksiniz. Cehenneme sürüleceksiniz. Cehenneme sürüleceksiniz. Cehenneme sürüleceksiniz. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Tüm dünyada bu katliamı protesto için, bu katliamı lanetlemek için başta İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Konya, Kayseri olmak üzere ve diğer İslam dünyasında da Müslümanlar ayakta, Müslümanlar dipdiri, Sabaha kadar gerekirse nöbet tutacaklar. Diyelim ya Rabbi, yapmamız gerekip de yapamadıklarımıza Estağfirullahel azim, Estağfirullahel azim, Nestağfirullahel azim, Nestağfirullahel azim. Ya Ferdu ya Semet, bütün güzel isimlerinle, yüce sıfatlarınla senden diliyor ve dileniyoruz ki ya Rabbi, Müslümanlara uyanış ver, birlik ver, gayret ver, edep ver, tefekkür ver ya Rabbi. Allah'ım, sürmüyoruz kendimizi ama sen lütfunla, ihsanınla Allah'ım içimizdeki samimi kullarına bağışla. Amin. Ne olur Allah'ım, Habibin Muhammed Mustafa Medine'de boynu bükük, ümmetin haberleri ona rapor ediliyor. Ona bağışla da dirilt ya Rabbi. Allah'ım, bu gece bize müjdeler ver ya Rabbi. Amin. Biliyoruz ki bu zulmün karanlığının arkasından bir aydınlık gelecek. Amin. Bu ya Rabbi doğumun son sancıları. Allahu ekber, Allahu ekber. Aziz ve muhterem kardeşlerim, inanıyorum hepinizin derdi yüreğinde çağlıyor. Yüreklerimize ateşler düştü. Allah için beraber hareket edelim. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine toptan sarılın, bölünüp parçalanmayın buyurdu Rabbimiz. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Gevşemeyin buyurdu Rabbimiz. Birbirinize düşmeyin. Sonra devletiniz, kuvvetiniz, kudretiniz elinizden gider buyurdu. Allah için sağduyuyla, yine heyecanla, gayretle hareket edelim. Ribatı... Şimdi